Filmlere Dair TV'den merhabalar. Baksiyon Usta Sanat Üzerine Sohbetler bugün farklı bir açıdan karşımızda. Bugünkü konuğumuz galerist Sergül Okay. Hoş geldiniz Sergül Hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Memnun olduk, geldiniz. Bize şimdi kendi galerinizi, sanat bakış açınızı açacaksınız. Biz ona geçmeden önce şimdi Sergül Okay kimdir? Sanatla ilgili ilk başlangıçları ne zaman olmuştur? Onlarla ilgili sizden kısaca bir ön bilgi alabilir miyiz? Tabii, memnuniyetle. Resmi izlemeyi çok seviyordum Ankara'da. Eşim parlamenterdi. Çocuklar okula gidiyordu. Ben de o zaman bir işim gücüm yok. Galeri geziyordum. Fakat gittim galerilerde. Genelde hiç ışık açmıyordu. Kimse benimle ilgilenmiyordu. Ve ben çok üzülüyordum. Niçin böyle diye sorduğumda sadece işte yani resim alanlara iyi hizmet verilir falan gibi bir şey. Çok saçma geldi bana. Sonra ben de şuna karar verdim. Ben bir galeri açacağım. Oraya da herkes rahat rahat girecek. Bütün ışıklar açılacak. Herkes potansiyel bir alıcı gibi karşılanacak dedim ve bunu başardım. Çünkü ben şeye inanıyorum, yani sanat sadece belli bir kesim için değil, yani herkes onun içinde olmalı. O zaman değeri bilinir. Ve bir hizmettir yani galericilik. İnsanlar bir şeyi niye böyle telefon edip sorsunlar, parayla mı giriliyor ya da işte girebilir miyiz falan diye. Niye böyle olmuş onu anlamıyorum. Yani herkes girmeli, çoluk çocuk ve mutlu olmalı bir yerde. Ben de böyle düşünerek işte 1992 senesinde Ankara'da açtım galerimi ve kızımın ismini koydum. Çünkü bir şeyin kurumsal olmasını çok isterdim. Yani gelsin, hatta onun da kızına kalsın falan. Senelerce işte 10. senesinde Ankara'nın İstanbul'daki galeriyi açtım. İlayda başına, Sanat Galerisi evet, Ankara'daki mi? Ankara'da başladım. 10. senede de İstanbul'da kızımı açtım. Başına da kızımı koydum zaten. Şu anda Serüven. Şu anda İstanbul'daki, Ankara'daki ikisi de devam ediyor. Ankara'daki etmiyor artık. Ankara'daki benle beraber gitti. Kızım da şu anda sanat danışmanlığı yapıyor. Sonra işte bu emeklilik diye düşündüğüm İzmir'deki hayatımı. Fakat 5-6 sene sonra emekliliğin bana yaramadığını anladım. Ve tekrar bir yıl evvel galerimi açtım. Ve İzmir'e geri döndüm. İzmir'e geri döndüm, evet. Memleketime aslında döndüm. Sergül Okay İzmirli. Evet, İzmirli. İzmir'den ayrılma olayı herhalde farklı bir iş hayatı olabilir, özel hayat olabilir. Çıktınız sonra evet, en son liseyi tekrar... Liseyi bitirdim. İzmir Kalesi mezunuyum. Bitirdikten sonra üniversite için Ankara'ya gittim. Ama orada da kaldım. İyi ki de kalmışım. Ankara bütün meslekler için bir okuldur bence. Evet. Zaten sanatla alakalı olarak İstanbul, Ankara ortam olarak çok daha farklı İzmir'e evet, göre. Evet. Bunu mesela İzmirli olup gitmiş olanlar da söylüyorlar. Tekrar geri gelseler de siz de söylüyorsunuz. Evet. İzmir'de artık bu nasıl değişecek? Nasıl bir hareket gerekli? Nasıl değişiklikler gerekli? Onu herhalde sizi izleyerek biz göreceğiz. Evet. Çünkü İzmir'e geldiniz artık. Evet, İzmir evet. için sanat etkinlikleri, galerist olarak devam ediyorsunuz. Çok güzel sergiler gerçekleştiriyorsunuz. Aslında galerist aynı zamanda bir küratördür, değil mi? Küratör mü? Yani bence değil. Çünkü küratör tanımı yani doğru kullanılmıyor bence. Yani birkaç ressamın işini alıp işte bir sergi açtığınız zaman yani küratörlük çok ciddi bir şey. Yani ben kendime asla diyemem bir küratörlük. Yani yaptığım işte bir karma sergide falan böyle bir şey olmaz yani. Onun çünkü inanılmaz bir derinliği olması lazım. Çok, o yaptığı işin bir manifestosu olması lazım. Yani bilmiyorum yani çok yanlış kullanılıyor gibi geliyor bana. Aslında bu küratörlük kelimesi sanırım 4. İstanbul Bienali zamanında 1990'larda galiba bizim ülkemizde duyulmaya başlandı. Ama tabii daha öncelerde de yine sergiler yapılıyordu. Birileri mesela öncülük ya da bu organizasyonu yaparken daha ağırlıklı görev üstleniyordu. Sanırım olan bir şeyin ismi ortaya çıktı. Evet, aslında düzenleyen demek lazım. Yani küratör evet. O yanlış kullanılıyor bence yani.
Sergiyi düzenleyen, sergiyi organize eden, o insanları bir araya toplayan, yani organizatör yani. Şimdi aslında şey, şöyle değil. De bir durum var. Eskiden mesela küratör kelimesi nedir ne değildir deniyordu. Şimdi mesela küratör olmalı mı, o zamanlar olmalı mı olmamalı mı deniyordu. Şimdi de işte küratör nasıl yapıyor, ne yapmalı falan diye konuşuluyor. Aslında şey, aynı dediğiniz gibi bir koordinatör yani, adı sadece değişiyor. Sizin mesela sergilerinizde çok kaliteli işler geliyor, sanatçılar geliyor. Evet. Bunu yapmak gerçekten çok zordur. Evet. Bunu yapıyorsunuz gördüğüm kadarıyla sergilerde. Çok başarılı buluyorum. Siz mesela şimdi gittiniz geldiniz, İzmir ortamıyla ilgili izlenimleriniz, sanatsal ortamıyla ilgili nedir? Vallahi hem Ankara'da hem İstanbul'da senelerce bu işi yapmış biri olarak ve en önemlisi İzmir'de olarak çok üzgünüm. Maalesef İzmir yani bir taşra havasında. Yani bütün gezdiğim sergilerde belli bir, yani karma sergi deniyor, karma karışık sergiler oluyor. Çok. Belli bir düzen, belli bir yani karma serginin de bir takım şeyleri vardır, şartları vardır. Ona kimse dikkat etmiyor. Herkes küratör yazıyor altına. Bilmiyorum. Yani ben yaptım oldu diye bir şeyler oluyor. Bunlar yanlış. Bunları aslında ben bu saatten sonra işte bu yaşı 73 yaşında böyle bir galeri açmamın sebebi de gerçekten doğru şeyler yapmak, insanlara doğru hizmet vermek, yani danışmanlık yapmak gibi düşündüm. Yani boşu boşuna evde oturup da duracağıma hiç olmazsa bir, yani İzmir'deki sıkıntıyı anlamak için sosyologların araştırması gerekir. Bir yıl sanatçı İzmir'den çıkıyor ama İstanbul'a gidiyor. Gidiyor. Yani niye gidiyor? Niye İzmir bunları besleyemiyor? Niye İzmir sanat eksiklikleri var. Niçin gidip İzmirli İstanbul'dan resim alıyor? Niye burada açılmıyor güzel sergiler? Yani ustalar niçin İzmir'e gelmiyor? Evet, mesela benim kendi okulumdan da yine arkadaşlarımız var. İzmir'de kalanlar belli çabalar sonucunda en son İstanbul'a gitmek zorunda kalıyorlar. Evet. Gittikten sonra artık kendi adını sana duyuruyor. Tabii evet. Yani bu artık bu şekilde ispatlanmış bir şey gibi. Evet. Değişmesini tabii ki istiyoruz biz, İzmir'de yaşayanlar olarak değişmesini istiyoruz ama ne yapılacağını da bilmiyoruz. Evet. İstanbul'dan bu ortamın içinden gelen kişiler tabii bu konuda daha tecrübeli. Evet. O yüzden merakla sizleri izleyeceğiz. Evet. Burada hepimiz çalışacağız ama. Hepimiz çalışıyoruz. Yani tabii çalışacağız. Şuna çalışacağız. Hayır, İzmir'i doğru şekilde temsil etmeye. Yani burada yaptığımız işlerin, açtığımız sergilerin, yapılan biyenerlerin böyle amatör olmamasını sağlayacağız. Yani sadece şeyle de değil, tiyatro, müzik bilmem ne, her şeyde bir İstanbul'dan gelenler burada burayı çok amatör buluyor. Yani burayı profesyonelleştirmek, burayı işte danışmanlık alalım, ben de her şeyi biliyorum demiyorum. Ama şimdi araştırıyorum hala diyorum yani. Büyük yerden, yani o olayın mutfağından geldiğiniz için en azından nasıl bir yönlendirme olacağını biliyorsunuz. Mesela ben İzmir'deydim. İzmir'deki ortamı biliyorum. Burada mesela siz dışarıdan bakan bir göz olarak burayı eleştirebiliyorsunuz. Görüyorsunuz çünkü. Evet. Ama ben buranın içinde olduğum zaman çok da fazla fark edemiyorum bunu. O yüzden nasıl yönlendireceğimi de bilmiyorum. İzmir'de olanların büyük handikapı bence böyle bir durum. Çok haklısınız. Yani şimdi buradaki espri şöyle bence. Yani bu sanatçılar var, ressamlar var, işte kendine ressam diyenler var falan, bir sürü bir kategorisi. Bunların hepsi bir arada sergi olmaz. Böyle bir şey olmaz yani. Burada çok karışık oluyor. Çok karışık oluyor. Yani ben buna çok karşıyım. Gittiğim zaman, çünkü o zaman bir tadına varamıyorum. Yani orada bir de çok yan yana bilmem ne, hiçbir şey görünmüyor. Ama herkes çok memnun. Bu da bir yanlış. Yani bunu yüzlerce söylüyorum. Bazı insanlar kırılıyordur falan diyorlardı. Ne derlerse desinler. Ben söylemekten asla vazgeçmeyeceğim bunu. Ta ki bu işleri ayırana kadar, tabii ki amatörlerinde, gençlerinde mutlaka kendilerini göstermesi için sergiler olacaktır ama onları biraz ayıralım yani. Kulvarlara ayrı olsun. Kulvarlara ayrı olsun. Yani şey gibi ki, mesela en çok hani anlaşılan tarzda birincilik, ikincilik, üçüncülük maçlarda var. O alanla ilgili herkes bir şeyler yapabilir. Evet. Kimsenin tek elinde değil. Evet. Fakat sergilenen işler ve ortamlar en azından ayrılsın diye düşünüyorum. Bilmiyorum öyle yani. Tabii. Bence sanki daha doğru olur gibi. Daha doğru olur. Ondan sonra onlar da kulvar atlamak için biraz daha çalışsınlar. Çünkü burada bir şey gözlüyorum. Burada her şey beğeniliyor. Yani kendi
bir şey yapılıyor. Herkes birbirine bayılıyor. Like'lar uçuyor havada falan. Bence dürüst değiller yani. Çünkü ben söylüyorum yani olmamış diyorum. Ama insanlar ay elinize sağlık çok güzel harika falan. Ama siz İstanbul'u, böyle... Ankara'yı ve o ortamları bildiğiniz için onu söyleyebiliyorsunuz. Burada mesela ehil olan kişinin ya o altyapıyı almış olması lazım. Sanat birikimi ve tecrübesi olması lazım. Ya da o ortamları görmüş olması lazım. Yine o ortamları içinde bulunmuş olması lazım. Burada onu olmayınca herkes birbirininkini belki de gönlünü almak için de diyor. İşte ya. Bence sıkıntı burada. Tabii. Evet, mesela onu çağırmazsak küser, darılır. Olmaz. Sergilerde... Onu da alalım, bunu da al. Herkes alsın. O zaman ben de yapayım. Bir çabadan. İzmir'de mesela sergi açılıyor. Ben İzmir'e mesela sizden önce, Covid'den önce geldim. Gerçekten sergi aynı mekanda olan bir sergi, aynı ekip aynı şekilde farklı bir yerde, farklı bir yerde. Hep aynı ama geziyor. Evet, evet, yani zaten kişinin eserini biliyoruz artık, evet. Türünü biliyoruz. Evet. Farklı birileri evet. olsun, evet. değişsin arada evet. ekipler diyoruz. Ama bu şekilde artık yerleşmiş gibi İzmir'de yerleşmiş. Ama değişir. Hayır, herhalde uğraşacağız buna. Tabii, tabii. Söylene söylene yaparız yani. Her şeyi alkışlamak zorunda değiliz yani. Özellikle ben de yanlış yaparsam bana da söyleyin. Ne kadar güzel bir şey. Ben onu çok severim. Şey var ya, Ölü Ozanlar Derneği'nde farklı açıdan bakmak. Evet. O yüzden farklı bir bakış açısıyla bakabilmek, fikir vermek. 10 kere seyretmişimdir. Bayılıyorum ortam evet. yani. Öğretici bir film. Harika, muhteşem bir film. Sergül Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür geldiniz, ediyorum. Kendi dünyanızı açtınız bize. Daha farklı sohbetlerde, özellikle sizin galerinizde, sanat evinizde de yine farklı organizasyonlarda inşallah buluşmak üzere çok diyoruz. Çok mutlu olurum, çok. Teşekkür ediyorum. İyi ki İzmir'e geldiniz. Ben de çok mutluyum, biz de sık sık sizin galerinize geleceğiz. Güzel sergiler var çünkü. Beslenmek için, izlemek için, sanatçıyla izleyeni buluşturduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Ben de size çok teşekkür ediyorum bu imkanı verdiğiniz için. Sağ olun. İzmir'e Dair TV'den bugünkü sohbetimiz bu kadar. Hepiniz hoşça kalın, sanatla kalın.